İltifat yapan ki, ilgi damir olan ki, bunları hiç duydun mu? Duydun değil mi? Tanıdık geldiyse işte şu anda doğru yerdesin öğrenmek için. Arkadaşlar bugün sıfat yapan ki, ilgi damir olan ki'nin ayrımını dikkat çeker. Hatırlarsanız ben her videomda şunu söylüyorum, her anlatımda. Eski konularla ilişkilendirmeye çalışıyorum. Hatırlatmaya çalışıyorum ki unutmayasınız diye. Şimdi geçiyorum. Bu hatırlatmaya bir başlayalım. Arkadaşlar sıfat yapan ki demişim ve ilgi zamiri olan ki demişim. İşaret anlamında kullanıyor sıfat yapan ki ve sözcükte takı daki daki şeklinde yer alıyor. Takı daki şeklinde ve hangi sorusunu cevap veriyor? Yani isme sordun hangi sorusunu cevap veriyor? Bizim kuralımız yine ön at unutma. Ön adı unutma diyoruz yine. İşimizi ön al. Peki ilgi zamiri olan ki ne var hocam? Ne yok ki? İsim tamlamasının tamlananı. Ben sana bunu anlatmadım. Lakin iyilik zamiri var ya. Hani hatırlarsın iyilik zamirini beraber bulmuştuk. O iyilik zamirinin ekinin olduğu kısım tamlanandı. İşte burada tamlanan yerine kullanılıyor. Bak şimdi. Sözcükte ımki imki şeklinde yer alıyormuş. Ha hocam ımki imki. Anlaştık mı? Bunu gördüğün an ilgi zamiri ki var diye geç. Bak hiç uğraşma. Hocam acaba doğru mu değil mi? Deme. Kesin doğru. Bak. Şimdi bir başlayalım örneklere. Duvardaki saatin pili bitmiş şimdi. Bak daki takiyi gördün mü? Gördün. Şimdi ben peki onun önünde bir isim olacak ve hangi sorusuna cevap vermesi lazım? Bak veriyor mu vermiyor mu? Hangi saat diyorum. Hangi saat? Duvardaki saat. Ha hocam. E burası ne oldu o zaman? Burası atken burası ön oldu. Değil mi arkadaşlar? O yüzden burası aynı zamanda ne oldu? Sıfat yapan ki oldu. Yapan ki. Peki. Şimdi geldim bu tarafa. İmki imki şekli hangisinde var arkadaşlar? Hangi sözcükte var? Ha, hocam bizimkinde. E o zaman hemen gelelim şuraya. Şöyle geldim. Hocam imki var burada. Ha, imki varsa hemen anında hiç vazgeçmeden ilgi zamiri ki de direkt. Şimdi gerekçesini açıklayacağım sana. İlgi zamiri ki. Senin araban bizim arabamızdan. Arabamızdan. Yerine bu gitmiş. Onun yerine bizimki olmuş. İmki gelmiş. Anlaştık mı? İlgi zamiri ki bu işte bak. Sormuyormuş. Bak sana kolay yolunu göster. İmkiyi görürsen, ilgi zamiri de daki takiyi görürsen de hangi sorusuna cevap veriyorsa sıfatla geç. Geldim. Diğer bir örneğimize. Çukurdaki adam yardım istiyor. Şimdi daki takiyi gördün mü? Gördün. Hocam bundan sonra bir ön olması lazım dakiden sonra. At. Değil mi? Düzeltiyorum. At mı? Bakalım. Bir at diyelim buna. Hangi adam diye soruyorum. Hangi adam? Şöyle kalemimi bir değiştireyim arkadaşlar. Mürekkep kuruyor. Hangi adam diyorum? Hangi adam? Çukurdaki adam. Ha hocam. Çukurdaki adam. E burası ön kısmı olmaz mı? Ön. Evet. Önse. Ne diyorum aynı zamanda? Sen bir sıfat yapan kişisin diyorum. Sıfat yapan ki diyorum. Şimdi geldim. Diğer bir şeye bir bakıyorum. Seninki bugün okula gelmedi. Ha inki bu şekilde birini gördüm. İmki demişim de inki de olur arkadaşlar. Hatta şuraya da ekleyelim. Ben burada unutmuşum eklerken inki. Ha, şimdi geldim. Seninki. Hocam altını çizdim. Peki senin çocuğun yerine kullanılmamış mı?
senin çocuğun yerine. Bak tamlanan kısım değil mi burası bizim? Ha tamlanan yerine ne gelmiş? İmki gelmiş. İmki. Aa, hocam burası ilgi zamiri ya. Bu kadar basit ya. İlgi zamiri. Mesele bu kadar arkadaşlar. Zor muymuş? Değilmiş. O zaman şunu unutmuyoruz hiçbir zaman. İmki varsa bir sözcükte ilgi zamiri diye geç. Daki taki varsa öndeki hemen sözcüğe hangi sorusunu sor cevap alıyorsan sıfat yapan kidir. Bitti. Anlaştık mı? Aradaki farkı görmüş olduğun. Bu yüzden zor muymuş? Değil arkadaşlar. Hiçbir şekilde zor değil. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Birazdan işaret sıfatının diğer, hatta işaret sıfatın demeyeyim de ona sonra geçin. Belki sistemleri geçirir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a ısmarladık.